Bu arada İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Aslan istifa etmişti. Aslan'ın ardından Yavaş'ı destekleyen bazı milletvekillerinin de istifa edeceği parti kulislerinde konuşuluyor. Bu karara uymuyorum, beğenmiyorum, uymuyorum dediğiniz zaman istifa edeceksiniz. Peş peşe yaşanan istifa depremi yeni artçılarla devam ediyor. Meclisteki sandalye sayısı 38'e düşen İYİ Parti'de istifa dalgasına yenilerinin ekleneceği konuşuluyor. Bazı arkadaşlarımız ayrıldılar, hiçbir şey demiyoruz. 4 Aralık'taki Genel İdare Kurulu toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği teklifi reddedildi. Ardından başlayan istifa furyasına son olarak Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da katıldı. Bu istifanın ardındansa parti kulislerine dikkat çeken bilgiler yansıdı. Mansur Yavaş'a sempati besleyen ve seçimlerde onu destekleyeceği ifade edilen birkaç milletvekilinin daha partiyle yollarını ayıracağı ifade edildi. Biz gidene saygı duyuyoruz, üzülüyoruz. Ben çok üzülüyorum. Kulislere yansıyan bir diğer iddia ise özellikle Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş çatlağının teşkilatlarda daha da derinleşeceği yönünde. Bu ayrışmanın son somut örneği ise istifa eden ilçe başkanlarına yenilerinin eklenmesi oldu. Kalecik, Çamlıdere, Nallıhan, Pursaklar ilçe başkanları da istifa etti. Ankara Belediyesi Meclis üyeleri Atilla Çelik, Mustafa Eski ve Zekai Aydın da partilerinden ayrıldı. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon oldu ortaya çıktı dün. Önümüzdeki günlerde başka ilçe başkanlarının da istifa kervanına katılacağı kulislere yansıyan bilgiler arasında. Henüz istifalarını açıklamasalar bile bazı İYİ Parti teşkilatlarının Mansur Yavaş için çalıştığı da belirtiliyor. Yine kitlesel kopuşların teşkilatlar bazında yaşanabileceği ifade ediliyor. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım. Buyursunlar. Siyasetteki gelişmeleri siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun'la değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Ece Hanım. Sağ olunuz. Şimdi mesela Ankara'da deniyordu ki İYİ Parti örgütü belediyelerle iç içe geçmiş durumda. 25 ilçe başkanından 21'i işbirliği istiyor. Ve İYİ Parti seçmenini acaba Mansur Yavaş'a karşı nasıl motive edecek? Soru bu. Ne dersiniz? Tabii bu tablo karşısında motivasyonun gittikçe zayıflaması söz konusu. Yeni istifaların gelip gelmeyeceğini göreceğiz tabii önümüzdeki günlerde. Şimdi Mansur Bey klasik bir Cumhuriyet Halk Partili değil. Yani ideolojik köken itibariyle bakıldığında milliyetçi bir kökenden gelmesi dolayısıyla İYİ Parti'nin üzerinde de MHP'nin üzerinde de bir seçmen karşıtlığı var. Bu anlamda Ankara örneğinde Sayın Yavaş bir anlamda bir politik kesişim kümesinin unsuru olarak dikkat çekiyor. Açıdan bakıldığında zaten İYİ Parti'nin seçmenle kurmuş olduğu aidiyet özdeşlik ilişkisi zayıf. Bir de güçlü bir milliyetçi figür devreye girdiği takdirde seçmenin kolaylıkla Sayın Yavaş lehine bir anlamda yönelme söz konusu. İYİ Parti'nin bu saatten sonra bu etkiyi azaltıp toparlayıcı bir aktörle Sayın Yavaş'ın karşısına çıkması zor görünüyor. Oysa ki stratejik bir işbirliği formülü üzerinde çalışsalardı en azından Ankara'da da kazan kazan formülünü hayata geçirebilirlerdi. Peki mesela şimdi İYİ Partili Metin Ergun bugün diyor ki dünya demokrasi tarihinde ilk defa bir parti seçime tek başına girecek diye ve her seçim bölgesinde aday çıkaracak diye sanık sandalyesinde. Acaba biliyorsunuz Türk seçmeni mağdur sever. Bu anlamda mağdur edildi algısı oluyor mu? Dolayısıyla bu görüntü acaba seçmeni kenetler mi? İYİ Parti seçmeni. Şimdi yani mağduriyet algısının seçmen zihninde inşa olabilmesi için mağduriyetin gerekçelerinin seçmene çok iyi anlatılması gerekiyor. Şimdi İYİ Parti bir bunu anlatacak mı? İki, Türkiye'de seçmen mağduru sever fakat aynı zamanda iktidarı da sever. Dolayısıyla iktidarın bir şekilde iktidara destek vermek suretiyle o iktidar mekanizmasının dağıttığı kaynaklardan daha fazla yararlanmak ister. Özellikle de
genel seçim kaybedilmişse orada bir ardından bir yerel seçimde böyle bir kaynak tahsisi imkanı varsa bence seçmen bu mağduriyet hikayesinden ziyade bir şekilde iktidara nasıl ortak olabilirim? İşte bu kazan kazan formülünü kendi partisiyle gerçekleştiremiyor, hayata geçiremiyor ise o takdirde stratejik bir tercih yapıp ona göre oy kullanma eğilimi daha baskın olur diye düşünüyorum ben. Şimdi seçmene nasıl anlatılacağı dediniz ya, mesela Burak Kabuncu bugün böyle ikna ediyorlar, böyle şeyler yapıyorlar diye çok spesifik bir örnek göndermiş. Mesela sayın üyemiz İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti'den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz E-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliği iptal başvurusunu menüsünden İyi Parti'den istifa edebilirsiniz. Yani daha evvel Meral Akşener'in işte operasyon çekiyor dediği şeyi daha sonra Oktay Vural da olsun, Burak Kabuncu da olsun çok somut şeylerle bel altı vuruyorlar. Sen gel şurada başla, sen gel burada şu avantajları yaşa gibi ikna etmeye çalışıyorlar. Acaba bu anlatım henüz seçmende karşılık bulmadı mı sizce? Ben yani bulduğunu düşünmüyorum çünkü seçmen bunu nasıl algılıyor? Yani bunu bir saldırı, bir operasyon olarak mı değerlendiriyor? Yoksa İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi örneğinde düşündüğümüzde zaten özellikle belirli seçim çevrelerinde benzer sosyoloji üzerine oturuyorlar. O açıdan bakıldığında asıl top İyi Parti'de, bunun gerekçelerini çok iyi anlatamadığı takdirde İyi Parti'den geçişler olması, yani bu tür bir takım gerekçelere gerek kalmadan dahi yaşanabilir ama benim izlediğim kadarıyla şu aşamada daha İyi Parti bunu seçmene nasıl anlatacağı konusunda yeterli adımları atmamış durumda. Dolayısıyla mesela İmamoğlu gerilimi, çünkü adıyla sanıyla partimize operasyon çekiyorlar dedi Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan çok iyi bilir İmamoğlu da öğrenecek dedi ve savaş ilan ediyorum dedi. Hem savaş ilanı seçimi, yani siyaset bir uzlaşma sanatı diyenler var. Savaş ilanı buna karşılık mesela nasıl yankı bulur? Bir de tabii İmamoğlu gerilimi suni bir gerilim olarak mı algılanıyor? Yoksa altyapısı sağlam, haklı olarak yaratılmış bir gerilim olarak mı algılanıyor sizce? Şimdi yani İmamoğlu çevresinden belki bu tür girişimler olabilir ama kurumsal anlamda bunu bir operasyon olarak düşünmek eşyanın doğasına pek uygun değil. Eğer böyle bir girişim varsa bu girişimin de bir savaş, bir operasyon olarak değil, doğrudan doğruya bir seçime giden süreçte tarafların bir strateji geliştirmesi ve bu stratejiye uygun olarak bir takım taktikleri devreye sokması olarak okumaları bence daha yararlı olabilir. Peki tam da buna bağlı olarak sizle daha evvel buluştuğumuz zaman, yani bir önceki röportajımızda çok net bir şey söylemiştiniz. Demiştiniz ki İstanbul'daki son anketlere göre AK Parti'de ismi geçen 3-4 adaydan biri dahi Ekrem İmamoğlu'nu geçemiyor. Evet. Şimdi bu savaş ilanı ve özellikle İmamoğlu ismi üzerinden eleştirilerden sonraki durum sizce nasıl İstanbul'da? Şimdi ben etkili olacağını düşünmüyorum çünkü bu bir yerel seçim. Dolayısıyla yerel seçimde dediğim gibi siyasal partinin genel merkezinden aşağıya doğru aktarılan mesajlardan ziyade özellikle mahalli müşterek ihtiyaçları, sorunları ne ölçüde karşılanıyor seçmen özellikle yerelde, ona bakacak. Bir de Sayın İmamoğlu'nun karizmatik nitelikleri ve Sayın İmamoğlu'nun seçmeni ikna etme gücü küçümsenecek bir durum değil. Yani sadece bunu bir savaş, bunu bir saldırı operasyon olarak değerlendirip seçmeni ikna mı edebilirsiniz, yoksa Sayın İmamoğlu'nun en azından karizmatik liderlik ve sunmuş olduğu belediyenin hizmetleri anlamında bir politik cazibeyi mi tercih eder seçmen? Bence politik cazibeyi daha fazla tercih eder. Artı tabii
özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde seçmen bir çok daha pragmatik bakar. Yani yukarıdan aşağıya bir şekilde aktarılan mesajlardaki o ideolojik zorlama ya da partici zorlamaların yerine yerinde bakacak. O adaydan beklentilerini karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Buna bir de adayın popülaritesi, cazibesi, karizması devreye girdiğinde bence Ekrem İmamoğlu aleyhine bir sonuç üretmez. Ama bir miktar tabii ki İYİ Parti içinde kalacak seçmen var. Sonuçta belirli bir sosyolojiye karşılık geliyor İYİ Parti'de, ama önemli ölçüde de bir seçmen kayması yaşanabilir Sayın İmamoğlu yönünde.